Evet, silindirin hacmini soruyor. Formülümüz neydi? Pi r kare çarpı h değil mi? Buradan pi çarpı r'miz kaç? 4. 4'ün karesi 16 çarpı 7'den 112 pi'yi bulurum. Evet, silindirin yanal alanını soruyor bize. Yanal alan formülüm neydi? 2 pi r h. Burada h'ım belli. R'yi bulursam cevabı bulurum değil mi? Şurası r olsun. Şurası yüksekliğim değil mi? 7 idi. 7'nin karesi 49. Buradan 58'den 49 çıkartırsam 9 kalır. Kök 9 da 3 diye dışarı çıkar. Yarıçapı da bulduğuma göre 2 çarpı pi çarpı 3 çarpı 7'den 21 çarpı 2 42 pi bulurum. Evet, şekildeki dik silindir biçimindeki boya tankının taban yarıçapı 4 metre, yüksekliği 12 metre. Tanktaki boyalar taban yarıçapı 20 santim, yüksekliği 20 santim olan silindir biçimindeki boya kovalarına doldurulmuştur. Buna göre tanktaki bütün boyaların boşaltılması için kaç tane boya kovası gerekir? Şimdi boya tankının hacim hesabını yapıyorum. Pi çarpı r kare 4'ün karesi 16 çarpı h bölü, neden bölü? Adet sayısını bulmak için. Evet, boya kovalarının hacmi nedir? Bakın 20 santime 40 santim. Önce santimetreleri metreye çevirelim. Pi çarpı 20 santim 0,2 metre değil mi? Karesi nedir arkadaşlar? 0,04. Pi kare çarpı h. H'ımız da 0,4 metre. Bakın piler gitti. Şöyle çizgimi çektim. 4 kere 4 16 bölü. Şöyle paydada 10 vardı değil mi bunun? Bunun da paydasında 100 var. Çarparsam 1000'dir. Şöyle 12 çarpı 16 da 192. Burayı ters çevirip çarpmamız lazım. Şöyle 1000 bölü 16'dan. Şöyle 16 ile 192 gitti. 19'da 16 bir kere. 32'de 16 iki kere. 12 ile de 1000'i çarparsam 12.000'i işaretlerim. Evet, bir dik silindirin yüksekliği 4 katına, taban yarıçapı 2 katına çıkarılırsa hacmi kaç katına çıkar? Şimdi bir silindir düşünün. Pi r kare çarpı h olsun. Yüksekliği 4 katına, yarıçapı 2 katına. Şimdi yarıçap 2 katına çıkarsa 2r'nin karesi ne olur? 4r kare çarpı yüksekliği 4 katına çıkarsa 4h. Şöyle bir de pi vardı. Kat dediği için bunları bölüyorum. Buradan h'lar gider, r kareler gider, pi'ler gider. 4 kere 4 16'yı işaretlerim. Evet, kesilen parçanın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi şeklimi D'den şöyle bir keseyim. Bakın şu kısımla şu kısım birbirine eşittir. Şu alt tarafta bir hacim hesabı yaparsam pi çarpı r 3 değil mi? 3'ün karesi 9 çarpı h'ım 6. O da eşittir 54 pi. Halbuki tüm alanım neydi? Bakın yüksekliğimi yerine 8 yazarsam bu sefer 8 kere 9 72 pi. Ben 72'den 54 çıkartırsam 12'den 4 çıktı 8, 6'dan 5 çıktı 1. 18 pi de yarıya böleceğim değil mi eşit olduğundan. Kesilen parça 9 pi'dir derim. Evet, oluşan yapının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bakın şu taban alanım pi r kareden 16 pi. Yanal alan neydi? 2 pi r h. H kaç? Bakın 3 santim. Şöyle 3 yazarsam 2 pi r h'tan şöyle yanal alanda 24 pi oldu. Geldim alttaki silindire. Bakın şu taban komple kaç? Pi r kareden 64 pi değil mi? 16'sı buraya düştüyse bakın şu kısım, şu yanal kısım 64 eksi 16'dan 48 pi'dir. Şimdi geldim yanal alana. 2 pi r h'tan 3 kere 8 24 çarpı 2 daha 48 pi de yanal alanım. Ve en alttaki tabanda 64 olacağından buradan 48, 48, 96. 64 de burası 160 artı 16, 24 daha 40 da buradan toplamda 200 pi bulurum. Evet, içteki silindirin hacmi 80 pi santimetre küp olduğuna göre silindirin hacimleri farkı kaç pi santimetre küptür? Bakın buraya dikkat. İçtekinin yarı çapı dıştakinin yarı çapının yarısına eşitmiş. O halde ben şöyle orta noktadan bir yarıçap çizeyim. Şöyle içteki silindirin yarıçapına r dersem dıştaki silindir 2r olacağından şu kısma r kalın. Değil mi? Şimdi içteki silindir 80 pi ise hacim hesabım neydi? Pi r kare çarpı h eşittir 80 pi ise. Bakın şöyle piler gitti. R kare çarpı h'ı 80 buldum. Şimdi geliyorum dıştaki silindire. Aynı şekilde pi çarpı 4 r kare çarpı h eşittir. Kaç pi'dir? Değil mi? Yine aynı piler gitti.
Bakıyorum 4 katı. Aynı şekilde 4 katı olacağından 4 kere 8 320. Bizden ne istiyor? Hacimler farkı. 320'den de 80 çıkartırsam 240'ı işaretlerim. Cisim köşegen uzunluğu 6 kök 3 cm olan küpün içine yerleştirilecek olan dik silindirin hacmi en fazla kaç pi cm küptür? Şimdi küpün köşegeni nedir? A kök 3. A kök 3 6 kök 3 ise buradan A ne gelir? 6. Yani benim bir ayrıtım 6. Şimdi küpümün taban alanı böyle olsun. Bakın silindirin tabanı da şöyle olsun. Dikkat edin bir ayrıtımın uzunluğu 6'ydı. O zaman yarı çapım ne gelir? 3. Buradan hacim hesabı yaparsam pi çarpı r kare yani 9 çarpı. Hacim ne? Tabii ki de küpün ayrıt uzunluğu. Buradan 6 kere 9 54 pi bulurum. Silindir düzleme dik hale getirildiğinde yüksekliği kaç santim olur? Şimdi şöyle E'den bir bölelim. Buradan 12'yi 4'e 8 diye ayırdım. Bakın şurada hacim hesabı yapacağım. İki durumda da R'lerimiz yani yarıçaplarımız ortak. Pi'lerimiz zaten sabit. O zaman bu hacimleri yüksekliklerin belirliyor diyebilirim. Bakın burası 4A ise şu kısmında 8A olması lazım. Ama ED'den şöyle yarıya bölünmüş. 4A buraya, 4A buraya kalıyor. Topladığımda 8A. O halde şeklimi düzeltirsem yüksekliğimi 8 bulurum. Evet, karıncanın alabileceği en kısa yol kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar şöyle şekilleri hemen dikdörtgen şeklinde açalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Bakın burası A, burası D. Bakın dikkat edin. Şöyle ortaya kadar B, ortadan sonra tekrar A. Yani şuraya A üssü diyelim. Şu orta noktaya B diyelim. Aynı şekilde şu orta nokta C, şurası D üssü diyelim. Bakın buna dikkat. Yoksa yanlış bulursunuz. Şöyle B ile C'yi birleştiriyorum. Bakın en kısa yol dediği için hemen hipotenüs aklıma geldi. Gelip şöyle oluşturdum. Bakın yüksekliğimi 4 vermiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Yarı çapımı 2 bölü pi vermiş. Bakın ben şu DC'yi de bulursam değil mi? Pisagor yapıp en kısa yolumu bulacağım. Burası ne? Tabii ki de çevre. Değil mi? Komplesi. Ben geliyorum hemen 2 pi re çevre formülümü yazıyorum. Buradan 2 pi çarpı r'miz ne? 2 bölü pi. Buradan pi'ler gider. Çevreyi 4 buldum. Komple çevre 4 ise yarısı 2'dir. Burada da Pisagor yaparsam 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. 16 4 daha 20. 20 de 2 kök 5'tir. B seçeneğimi işaretlerim. Evet, çapı 8 cm, yüksekliği 18 pi cm olan dik silindir biçimindeki makarada bir ucu A noktasında, diğer ucu D noktasında bulunan mavi ip şekildeki gibi sarılıdır. Eşitliklerin verilmiş, makaradaki ipin uzunluğu en az kaç cm'dir? Bakın ben silindirimi şöyle dikdörtgen şeklinde açıyorum. Şöyle 3 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle. Bakın iplerimin uzunluğunu en az istiyorsa tabii ki de hipotenüsü kullanacağım. Şöyle sarmaş dolaş yukarı çıkıyor iplerim. Buradan 18 pi'yi 3'e böldüm. 6 pi. Aynı şekilde 6 pi. 6 pi. Buradan çevre hesabı yaparsam 2 pi r. R burada 4'tür değil mi? 8 pi buldum. 8 pi de burası. Bakın 6, 8, 10 üçgeni değil mi? Burası da 10 pi. 10, 20, 30 pi'yi işaretlerim. Evet, kutunun içine konulacak dik silindir biçimindeki çikolatanın hacmi en fazla kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar silindiri şöyle yataylamasına koyacağız. Yüksekliğim 8. Yarı çapı bulursam hacmi çok rahatlıkla bulabilirim. Bakın yarı çapı bulmak adına şöyle tabanımı şöyle sıkıştırdım şuraya. Bakın devamında şuralara x dersen bakın x. Şurası 4 eksi x oldu değil mi? Aynı şekilde 4 eksi x de burası. X burası olduğundan aynı şekilde 3 eksi x de buraya düştü. Burası da aynısı olacağından 3 eksi x topladığımız zaman 7 eksi 2x eşittir. Neden eşittir yaptım? Bakın aynı zamanda 3, 4, 5 üçgeni. Burayı 5 eşitliyorum. Şöyle 2x'i artı olsun diye bu tarafa çektim. 5'i bu tarafa attım. 2. Buradan x eşittir 1. Şöyle yarıçapımı oluşturayım. Buradan karşılıklı kenarlar eşit olacağından yarıçapı 1 bulurum. Hacim hesabına gelirsem pi çarpı r kare 1'in karesi 1 çarpı h eşittir. Hacmimi ben 8 pi bulurum.